TV 100 adım adım Anadolu'yu geziyor. Sorunları, çözüm önerilerini dinliyor. TV 100 Konuş Türkiye diyor. Efendim TV 100 adım adım Anadolu'yu geziyor. Ekibi TV 100 ekibi bugün Masalkent Ürgüp'te. Belediye Başkanı Mehmet Aktürk TV 100 ekibine ilçeyi ve çalışmalarını anlattı. İzleyelim. Kameraman arkadaşım Mustafa Taş'la birlikte Anadolu'da adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Şu anda çok özel bir yerdeyiz. Masalkent burası. Ürgüp'teyiz ve Sayın Mehmet Aktürk, Ürgüp Belediye Başkanı bizimle. Efendim hakikaten Masalkent ve benim ilk sorum size şu. Ürgüp sizin için ne ifade ediyor? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz çok özel bir coğrafyadasınız. Kapadokya bölgesindeyiz. Tarihi, kültürüyle, doğal güzellikleriyle bölgenin incisi, konaklama tesislerinin en yoğun olduğu bölge olan Ürgüp ilçesindeyiz. Ve biz kendisine masal kent diyerek yola çıktık ve hikayeye öyle başladık. Hikayemiz bir dedik, gönüllerimiz bir dedik, umutlarımız bir, yarınlarımız bir diyerek bu yola koyulmuştuk. Allah'a hamdolsun yaklaşık 2,5 senedir çok özel ve güzel projelere imza atıyoruz. Bölgenin tanıtımına çok önemsiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Ürgüp bir turizm kenti. Ve eşdeğer uluslararası kentlerle yarışır hale getirmek için öncelikle içerisinde yaşayan 23.250 yerel halkın beklenti ve hikayelerini belirleyerek, onların bizlerden isteklerini belirleyerek ilerlemek ve buna göre stratejik bir plan hazırlayarak ve kentin vizyonunu ve misyonunu ortaya koyarak projelere imza atmaya gayret ediyoruz. Neler yapıyoruz? Bir kere burada turizmsel çeşitliliği artırmaya çok gayret ediyoruz. Çünkü yaklaşık 155-160 ülkeden insan ağırladığımız bir kent. Ve bu gelen insanların bu kentten keyif alarak ve bizler için referans insanlar olmasını çok önemsiyoruz. Kente geldikleri zaman tarihsel güzellikleri, peribacalarıyla, balon uçuşlarıyla keyifli zamanlar geçirmesinin yanında aynı zamanda ilçemizi daha iyi tanıtma anlamında turizmsel zenginlikler oluşturmaya gayret ediyoruz. Festival turizmini öne çıkarmaya gayret ediyoruz. Spor turizmini öne çıkarmaya gayret ediyoruz. Ve bu minvalde Uluslararası Bağ Bozumu ve Balon Festivali'ne ev sahipliği yapıyoruz Eylül ayında. Aynı zamanda Ekim ayında çok özel Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun 28 prestijli yarışından bir tanesi olan Kapadokya Ultra Trail yarışına ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 70 ülkeden 5000 uluslararası sporcuya ev sahipliği yapıyoruz. Çok ağır bir sorumluluk başkanım. Aynen. Bu ev sahipliğimiz bizi dünya kentleri arasında önemli yerlere getirmeye gayret ettiği gibi aynı zamanda da bu tarz organizasyonlar bizim ilçe ekonomimize de çok ciddi girdiler sağlıyor. Ve bu vesileyle de hem kenti tanıtıyoruz, aynı zamanda da bölgesel ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz. Yerel belediyecilik, asli belediyecilik unsurlarımızı da hiç ötelemeden kent bizden neyi bekliyorsa, neyi istiyorsa parklarıyla, bahçeleriyle, millet bahçeleriyle, büyük kent meydanlarıyla yapmaya çalıştığımız ve projelendirdiğimiz şu ana kadar yaklaşık 150'yi aşkın projeye imza atmış durumdayız ve devamı da gelecek inşallah. Çok zor başkanım çünkü sit alanı, tarihi eserler çok, tarihi dünya mirası gerçekten çok büyük manevi bir sorumluluk sizin yaptığınız aslında. Bu çok önemli ve güzel bir soru. Çünkü bizim tarihe karşı sorumluluğumuz var. İnsana karşı sorumluluğumuz var ve de bizden sonraki nesillere karşı sorumluluğumuz var. Bu minvalde de en önemsediğimiz şey işte milyonlarca yıllık geçmişten aldığımız kültürü bozulmadan gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu ve o bilinçle çalışıyoruz. Bir de efendim çok zor çünkü buranın nüfusu belli ama buraya milyonlar geliyor. Yani aslında burada sürekli bir hareketlilik var. Evet. Bak, bahsettiğiniz gibi şu an yerel nüfusumuz 23.250'ye yaklaşıyor ama anlık hareketler var. Anlık sirküle nüfuslar var ve her an yaşayan bir kentten bahsediyoruz ve aynı zamanda Ürgüp'ümüz üniversitesi olan Türkiye'deki tek ilçe.
bir tane Kapadokya Üniversitemiz adı altında bir vakıf üniversitesine de ev sahipliği yapıyoruz. Aynı zamanda da bir öğrenci ve eğitim kentiyiz. Şu ana kadar yaklaşık 6.000-6.500 öğrenciye de ev sahipliği yapıyoruz. Onların burada nitelikli eğitim almalarını çok önemsiyoruz. Ve bu üniversitemizin her geçen yıllarda artan yeni fakülteleriyle birlikte hedefi 10.000'lerin üzerine koymuş vaziyetteyiz. Bu çocuklarımız da burada eğitim hayatlarını rahat bir şekilde sosyal ve kültürel anlamda rahat bir ev sahipliği içerisinde geçirmelerini çok önemsediğimiz gibi bu çocuklarımız, bu gençlerimiz, bu kardeşlerimiz meslek hayatlarına başladıkları zaman 81 ile dağıldıkları vakit Ürgüp için en önemli turizm elçileri olsun istiyoruz. Vallahi başkanım ben burada okusam gitmem. Kesinlikle. Yani dönmem memleketime, burada kalırım. O yüzden. Öyle öğrenciler de vardı. Kesinlikle. Ürgüp'ümüz bu anlamda çok önem arz eden bir bölge. Çok önem arz eden bir kent. Biz de bu sorumlulukla, bu bilinçle bu kentin daha ileri noktalara taşınması anlamında elimizden gelen imkanlarımız dahilinde ve bütçelerimizi ve stratejik planlarımızı da ona göre belirleyerek hizmet etmeye gayret ediyoruz. Efendim buradan hem turizm yatırımcısına, diğer yatırımcısı, turizm de değil tabii, çok kapsamlı bir yer Ürgüp. Hem yatırımcıya hem de hem yerli turiste hem de dünyadaki insanlara bir mesajınızı da alalım. Şimdi bu anlamda da bölgemiz dediğimiz gibi geçmişten aldığımız o kültürel sorumluluğumuzu gelecek kuşaklara aktarmanın sorumluluğu içerisinde bölgemizde Kapadokya Alan Başkanlığı diye bir kurum da kurulmuş durumda. Ve bu minvalde bizler doğru yatırıma, doğru yatırımcıya her zaman önem veriyoruz. Aynı zamanda da bölgenin istihdama olan katkısının bu lokomotif sektörünün turizmden geçtiğine inanarak bu anlamda da doğru yatırıma, doğru yatırımcıya her zaman destek olmaya gayret ediyoruz. Ve diyoruz ki bir masaldır yelken açmış, yelkeni taş, rüzgarı taş, teknesi taştan. Güpegündüz bir rüyadır, yatağı taş, yorganı taş, yastığı taş, uykusu taştan diyerek Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun şiiriyle bitirelim inşallah Ürgüp. Efendim Ürgüp bitmez. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Efendim burada çok aslında bir plato burası, bir film platosu. Nice diziler, nice sinema filmleri çekildi. Aynen. Onlarla şeyiniz nasıl? Bu noktada da çok önemli bir soru bu. Biliyorsunuz biraz önce bahsettiğim gibi biz bölgede turizmsel zenginliği artırmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda da film ve dizi sektöründe de doğru senaryolara, doğru projelere her zaman kapımız açık. Bölge görsel bir şölen sunuyor. Vadiler ufka uzanıyor. Güzel atların güzel diyarıdır dediğimiz bir bölge. Bir gibisiniz başkanım. O yüzden bu masal kenti yaşamak lazım. Biliyorsunuz masallar içinde efsanevi kahramanları barındırır. Ama bizim bu Ürgüp'ümüzün masal kahramanları gerçek. Gördüğünüz üzere bu coğrafyanın güzelliği. O sizin de güzelliğiniz başkanım. Eyvallah. Hakikaten yaptığımız röportajlar içinde en şiirsel röportaj görüşmede bu oldu. Çok süremiz tabii kısıtlı. 10 dakikamız dolmak üzere. Eklemek istedikleriniz var mı efendim? Ben diyorum ki Ürgüp görülmesi gereken bir yer. Görmeyenlere en kısa sürede Ürgüp'e davet ediyoruz. Bu güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz. Ve en önemlisi de içinden keyif alarak bu memleketten ayrılmalarını çok önemsiyoruz. Ürgüp bir dünya kenti ve bir dünya kenti olmaya hızla ilerlemeye devam edecek. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Birlikte bir kapanış yapayım. Evet, masal kent şiir gibi konuşan bir başkanımız var. Mehmet Aktürk'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten zannediyorum Ürgüp tarihinde de ismi geçecektir ileriki yıllarda diyoruz. Ve başkanımızın dediği gibi bu masal kenti görmediyseniz bence hiç masal dinlememişsinizdir. Burada da kapatıyoruz efendim bu programı. Hatay Expo için geri sayım başladı.